Yozgat'ta huzurevinde kalan 81 yaşındaki Hasan Yıldırım ve 83 yaşındaki Dursun Gücel, dağ tepe gezip yabani ağaçlara aşılama yaparak yenilenebilir meyvelerin yetişmesine vesile oluyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Alparslan Türkeş huzurevinde kalan doğa dostu Hasan Yıldırım ve Dursun Gücel isimli iki arkadaş, dağ bayırı gezerek doğada bulunan yabani ağaçların meyve vermesi için aşılamasını yapıyor. Aşıladıkları ağaçların her gün bakımını özenle yapıp budamasını da yapan iki arkadaş huzuru doğada buluyor. Doğada tespit ettikleri yabani meyve ağaçlarını budayan huzurevi sakinleri Mart ve Nisan aylarında ağaçların aşılamasını yapıyor. Yabani ağaçlara elma, armut ve kiraz aşılayan iki arkadaşın aşıladığı ağaçların çoğu meyve veriyor. Adım Hasan Yıldırım, 35-40 senedir bunu yapıyorum, aşı yapıyorum. Evet, 5-6 bin meyveleri aşılamış bulunuyorum. Burada arkadaşlarınız da yardım ediyor size. Arkadaşlarım yardım ediyor. Herkesten Allah razı olsun. Onlardan yardım alıyorum. Onların yardımıyla beraber geliyoruz. Bana da yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Onlarla aşı yapıyoruz. Boş zamanlarımı zaten bu aşıyla değerlendiriyorum. Severek yapıyorum. Bunu inan ki kendi çocuğumdan daha fazla seviyorum bunu. Aşı yapmayı. Aşılak yaparken huzur buluyor musun? Evet, hem de nasıl huzur buluyorum. O kadar huzur buluyorum ki inan ki kendi evimde bu kadar huzurlu olamam. Dağ elmasına güzel elmalardan aşıyorum. Dağ ahlatına bayağı çarşıda satılan elmalardan, armutlardan daha ahlatlardan daha güzelini yapıyorum. Vişnelerden dersen melhem ağacına vişne yapıyorum. Sulu yerlerde olursa melhem ağacına yine kiraz yapıyorum. Sulu yerde olmazsa kiraz ağacı tutmuyor. Tutarsa da kuruyor. Böyle dağ taş geziyorsunuz? Geziyorum. Devamlı dağ taş gezerim. Boş zamanlarımda şey yapmam ama huzur evinden de pek ayrılamıyorum daha doğrusu. Ne yapıyorsunuz burada? Burada arkadaşıma yardım ederek işte faydamız olsun diye burada arkadaşına beraber kullanıyor. Ne yapıyorsunuz? Aşı yapıyor işte. O yapıyor, ben de yardımcı oluyorum. Ağaçları buduyorum. Yardımcı oluyor işte. Boş zamanlarını böyle aşı yapıyor. Boş zamanlarımızı böyle değerlendiriyor işte. Ben de huzur evindeyim. Ben de tabii ben de kötü biliyordum. Kötü de biliyordum. Mutlu oluyor musun? Huzurlu çok olur. Şükür Allah'a. Bir de ağaç yetiştirmek bir evlat yetiştirmiş gibi olur.